Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Sevgili arkadaşlar, bu video dersinde size önem verdiğim bir konuyu anlatmak istiyorum. Bu konuda bizim dairesel ve doğrusal çoğaltmalarda, 3 boyutlu dairesel ve doğrusal çoğaltmalar içerisinde bulunan Vary Sketch dediğimiz, yani özellikler katma seçeneğini anlatmak istiyorum. Bence çok ihtiyaç duyacağımız bir komut ya da özellik. Özellikle eğimli yüzeylerde dairesel ve doğrusal çoğaltma yaparken çoğaltmaların o eğimli yüzeye paralel biçimde oluşmasını sağlayan bir özellik. Gelin isterseniz bunu size en basitinden, en temelinden başlayarak gelişmiş uygulamalarla devam ederek anlatmaya çalışayım. Öncelikle ön düzleme bir çizim açıyorum. Çizgi komutumu aldım. Şu şekilde arkadaşlar, bir geometri çiziyorum. Şimdi ölçülendirelim. Örneğin burası 150 olsun. Bu ölçümüz 100 olsun. Şuradaki ölçümüz de 50 mm olsun. Böyle eğimli bir yüzeyimiz var. Şuradaki eğimden bahsediyorum. Unsurlardan buna bir ekstrüzyon verelim. Örneğin 5 mm'lik bir ekstrüzyon verdim. Bu yüzeye dik bakıyorum. Çizim açalım buraya arkadaşlar. Ve daha sonra objeleri ötele offset komutuyla, örneğin 3 mm offsetle bu kenarı içeri doğru offsetleyelim. Daha sonra dikdörtgen komutumu alıyorum. Şu şekilde bir dışarı taşıyacak biçimde dikdörtgen çiziyorum. Budama aracımı aldım. Yaklaştım. Şu kısımları buduyorum. Budamamı kapattım. Şu çizgimi de biraz içeri çektim. Tekrar ölçümü aldım. Şuradaki genişliğe örneğin 6 mm değerini veriyorum. Şu mesafeye yine 6 mm veriyorum. Benim için bu Vary Sketch'i anlatabilmek için önemli olan ölçüm bu kenar ölçüsüyle şu orijin ölçüsü olacak. Örneğin buna da 5 mm değerini veriyorum. Bu 5 mm değerine dikkat edelim. Yapacağımız işlemde bunu kullanacağız. Neden kullanacağımızı orada açıklayacağım. Şimdi bu ölçülerden sonra arkadaşlar kesme işlemi için unsurlara gidiyorum. Ekstrüzyon ile kestim. Yine 5 mm bir kesme işlemi yaparak boşalttım. Benim amacım buradaki kanalın, boşluğun şuradaki eğime göre çoğaltılması. İşte burada Vary Sketch dediğimiz özelliği kullanacağız. Tabi İngilizce adı olarak Vary Sketch, Türkçe karşılığı özellikler koymuşlar. Şimdi bunun için arkadaşlar başka bir şeye ihtiyacımız var. Yani çoğaltmadan önce buradaki temel ölçüleri görmek istiyorum. Bunun için detaylandırmaların üzerine geliyorsunuz. Sağ tuşa basıyorsunuz. Unsur ölçümlendirmelerini göster diyorsunuz. Böylece şu temel ölçülerimiz çizim üzerinde kalacaktır. Şimdi bu aşamada doğrusal çoğaltmayı çalıştırdım. Bakın normal şartlarda yaptığımız şudur. İşte bir yön istenmekte. İsterseniz önce klasik yöntemle deneyelim. Yön olarak örneğin ben şu kenarı gösterirsem tamam, bir sıkıntı yok. Bu bizim klasik yöntemimiz. Unsur ve yüzeyler içinse şuradaki kesmeyi göstereceğim. Onu da şurada açıyorum. kesi gösterdim. Görmüş olduğunuz gibi işte 10 mm aralıklı 5 çoğaltma var. Yani bunu artırdığımızda şu şekilde bir çoğaltma görüyorsunuz. Fakat biz ne istiyorduk arkadaşlar? Bu çoğaltmaları şuradaki eğime göre boyutlarının değişmiş olması lazım. Dolayısıyla işte burada Vary Sketch dediğimiz, Türkçe karşılığı ise çizimi değiştir diye adlandırılan özelliği kullanabilmek olacaktır. Bakın şu an çizimi değiştir yani Vary Sketch pasif yani kullanılamıyor. Burada yapmamız gereken ilk baştaki bu seçimi, kenar seçimini ya da yön seçimini değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için sağ tuşa bastım. Burayı siliyorum. Peki neyi kullanmam lazım? İşte burada arkadaşlar şuradaki kenara olan mesafeyi kullanacağım. Bu ölçüyü seçtiğimde bakın çizimi değiştir aktif hale geldi. Artık gri değil. Şimdi peki hocam yine aynı şekilde devam ediyor diyebilirsiniz. Şu kenara paralel bir değişim olması lazımken burada da şuna dikkat edeceksiniz. Yine arkadaşlar burada çizimi değiştir aktif hale getirdim. Bakın. Tam ön izlemeyi açmış olmamız lazım. Tam ön izlemeyi açtığınızda bunun istediğimiz şekilde çoğaltıldığını göreceksiniz. Hani tam ön izleme bazı komutlarda çok önemsenmeyebilir ama özellikle buradaki kısımda yani çizimi değiştir veya İngilizce adı Vary Sketch kısmında önemli. Artık şunu yapabiliriz. 10 mm aralıklarla örneğin 12 tane, 13 tane bu kenara paralel çoğaltmayı yapabilmekteyiz. Uyguladığımızda görmüş olduğunuz gibi kenara paralel biçimde çoğaltma yapmış olduk. Unutmadan burada bir dipnot da arkadaşlar şu. Hemen tekrar önden göstereyim. Eğer ki şu eğimli yüzey burada düz bir yüzey olsaydı buradaki Vary Sketch veya özellikler kısmı ister istemez pasif olacaktı. Yani bu eğim olmazsa bunu zaten kullanma şansımız olmayacak. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi geldik ikinci örneğimize arkadaşlar. Biraz daha karmaşık bir geometri üzerinde Vary Sketch'i denemek istiyorum. Tekrar ön düzleme çizme açtım. Dikdörtgen seçeneklerinden merkez ile dikdörtgeni alıyorum. Burada orta noktalardan seçeneğimi aktif ediyorum. Şöyle orijin merkezli bir dikdörtgen çizdim. Bu aşamada yardımcı olarak seçeneği aktif hale getirdim. Tamamı yardımcı çizgilerden oluşan bir dikdörtgen oluşturmuş oldum. Ölçülendirmemizi alalım. Örneğin burası 200 mm olsun. Yüksekliğimiz de 100 mm olsun. Bu şekilde bir taslağımız oluştu. Burada spline eğriyi kullanacağım. Örneğin şöyle göz kararıyla orta noktasından buraya, buradan da şu köşeye geliyorum. Tekrar spline'ımı aldım. Bunda da arkadaşlar şu altta orta noktasına ve bunun örneğin şu ortasına geldim. Bunlara ölçü verebiliriz. Örneğin şu iki değer arasını ne yapalım? 20 mm yapalım. Aynı şekilde bu noktayla bu çizgi arasında yine 20 mm yapabiliriz. Şu açık kısımları line'la kapatıyorum. Tekrar line'ımı alıp burayı kapattım. Daha fazla da özellik vermek istemiyorum. Şimdi hemen buna unsurlardan ekstrizyon ile arkadaşlar 5 mm'lik bir kalınlık verelim. Bu yüzeyi seçip bir çizim açıyorum. Bakın yine objeleri ötele komutunu kullanacağım ama dikkatiniz öncelikle buradaki eğrileri çekmek istiyorum. Yani bu bizim Vary Sketch özelliği için gayet uygun bir yapı. Objeleri ötele dedim arkadaşlar. Yine 3 mm bir öteleme değeri belirliyorum. Bu yüzeye ama tersine dedim. Tekrar objeleri ötele dedim. Bu yüzeyi yine tersine dedim. Şimdi tekrar dikdörtgenlerden köşe noktasıyla dikdörtgeni alıyorum. Ve şu şekilde biraz dışarı taşıyacak biçimde dikdörtgenimi çizdim. Objeleri buda diyorum. Şu kısımları arkadaşlar bu diyorum. Şimdi ölçülerimizi verebiliriz. Örneğin şurası kaç olsun? 5 mm olsun. Bu kenarı, şu köşeye olan mesafesi bizim için önemli demiştim. Bunu da 4 mm yapalım. Tam tanımlı hale geldi. Unsurlardan ekstrizyon ile kes diyelim. Yine 5 mm bir kesme işlemi yaptım. Şimdi arkadaşlar seçiyorum. Dik bak dedim. Yine temel ölçüleri görmem lazım. Bunun için ne yapmıştık? Detaylandırmaların üzerine gelip sağ tuşa bastık. Unsur ölçümlendirmelerini göster. Evet, benim ihtiyaç duyduğum ölçüler geldi. Evet, şimdi tekrar doğrusal çoğaltma komutumu çalıştırdım. Kenar olarak arkadaşlar şuradaki 4 mm ölçüsünü seçtim. Buradaki kesmeyi unsurlar ve yüzler kutusu içerisine şuradan kes ekstrizyonla gösterdim. Bakın ben daha tıkladığım andan itibaren çizimi değiştir aktif oldu. Çünkü eğik yüzeyleri algıladı ve ona göre boyutları değiştirerek bir çoğaltma işlemi yapmaya başladı. Biraz değerleri şu şekilde küçülttüğümüzde bunu da bu şekilde çoğaltmış olduk. Şimdi üçüncü kısımda farklı bir özelliği basit bir örnek üzerinden göstermek istiyorum. Bunu da anlamanızda fayda var. Yine ön düzleme bir çizim açtım. Bunda köşeli dikdörtgenle arkadaşlar şöyle basit bir dikdörtgen çiziyorum. Hemen bunu ölçülendirelim. Örneğin 160 mm'ye 80 mm olsun. Unsurlar ekstrizyonla kat oluştur. Yine 5 mm'lik bir ekstrizyon verdim. Bu yüzeyi seçip dik bak dedim. Şimdi bu yüzeye bir çizim açalım. Tamam. Bakın bunu da şöyle yapacağım. Yuva komutunu kullanacağım. Örneğin düz yuvayı kullanacağım. Hemen ölçülerimizi de verelim. Bu kenar ölçümüz örneğin 10 mm olsun. Şu mesafemiz yine 10 mm olsun. Şu eksen arası 60 mm olsun. Ve şuradan da yarıçapımızı verelim. Kaç olsun? İşte 3 mm olsun. Tam tanımlı hale geldi. Ve kesme işlemini yapabiliriz. Unsurlar ekstrizyon ile kes. Şimdi doğrusal çoğaltma yapacağım. Fakat takdir edersiniz ki burada eğik yüzey olmadığından program bunu işte belli boyutlarda küçülterek veya büyüterek çoğaltamayacak. İşte bu aşamada ne yapmamız gerektiğini şimdi göstermeye çalışacağım. Tabi yine öncelikle detaylandırmaların üzerine gelip sağ tuşa basıyoruz. Unsur ölçümlendirmelerini göster diyoruz. Doğrusal çoğaltmamı seçtim. Şuradan 10 ölçüsünü seçtim. Biraz önce bu ölçüyü görmediğimi düşünerek vermeye kalktım tekrar. Şimdi unsurlar ve yüzlere geldim. Tekrar buradan kes ekstrizyon dedim. Bakın çizimi değiştir aktif ama Dikkat edin, eğik bir yüzey olmadığı için bu şekilde verdi. Şimdi ben şunu istiyorum. Tamam, eğik bir yüzey yok ama bu çoğaltma soldan sağa doğru giderken buradaki yuvanın ebatları, boyutları değişsin. Nasıl değişsin veya ne değişsin? Bunun için arkadaşlar sol taraftan en alt kısma indiğimizde bakın çeşitlendirilecek örnekler yazan bir kısım var. İşte bu kısımda bu işi yapmamızı sağlayacak. Bu kutucuğu aktif yaptığımda neleri değiştirmek istediğimizi belirtmemiz gerekecek. Öncelikle tabii ki yönümüz bu yönde olmayacak, şu yönde olacak. Önce onu belirteyim. Tekrar aşağı indim. Bakın örneklendirilecek kısımlarda şu en altta tek tek örneklerin ölçümlendirmelerinin üzerine yazmak için örnek değiştiriciye sol tıklayın. Buraya bir defa sol tıkladım. Özür diliyorum. Buraya bir defa sol tıkladım arkadaşlar. Şu kısma. Burada yine ölçülere bakacağız. Şunu istiyorum. Şuradaki eksenler arası 60 mm. Her bir çoğaltmada 3'er milimetre kısalsın. 3'er milimetre kısalsın. Özür dilerim. Bunun için 60'ı seçmem lazım. Bakın 60'ı seçtiğimde bu kutu içerisine şu şekilde ölçünün değeri, sayısal değeri ve değişim miktarını gösteren kısım var. Ne demiştim? Her bir çoğaltmada 3 milimetre azalsın. Buraya sol tuşla çift tıklayıp azalma olacağı için eksi 3 değerini giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi her bir çoğaltmada azalma olarak ne oldu arkadaşlar? 3'er milimetre kısalmış oldu. Bu arada şuradaki çoğaltma aletimiz çok fazla. Örneğin bunu 10 yapalım. Şimdi şöyle görmek için. Hatta şu aralıkları da 14 yaparsak gayet güzel olacak. Tekrar aşağı kısma geldim. Buraya tekrar tıkladım arkadaşlar. İkinci bir alternatif ne yapabiliriz? Örneğin her bir çoğaltmada şuradaki yarıçap 0.5 mm artsın isteyebilirim. Bakın buraya tıkladığımda şu kısım mavi olduğunda yarıçapa tıklıyorum. Buraya yarıçap değeri de geldi. Şu 0 değerine çift tıkladığımda 0.5 yazarsam görmüş olduğunuz gibi her bir çoğaltmadan sonra şu yarıçap 3,5, 4, 4,5, 5 şeklinde de çoğalacaktır. Evet, çizimi değiştir özelliği dışında çeşitlendirilecek örnekler kısmını da bu örnekle sanırım anlatmış oldum. Şimdi dairesel çoğaltma üzerinde anlattıklarımızı uygulayalım arkadaşlar. Bunun için dairesel bir çizim yapacağım. Üst düzleme çizim açıyorum. Daire komutumu aldım. Orijin merkezli bir daire çizdim. Bunun çapını da 100 mm yapabiliriz. Tekrar unsurlar, ekstrizyon katı oluştur. Örneğin 4 mm'lik bir kalınlık verdim. Şimdi bu üst yüzeye bir çizim açtım. Bu arada kusura bakmayın, kayıt esnasında dışarıdan geçen araçların gürültüleri de kayda girmiş olabilir. Buraya arkadaşlar öncelikle bir çizgi çizeceğim. Yardımcı olarak orijin merkezinden yukarı doğru dikey bir yardımcı çizgi çizdim. Yaklaştım. Yine slot yuva komutlarından merkez noktası ile yay kullanarak yuva seçeneğini aldım. Orijin merkezli şu şekilde bir yay çizdim. Tekrar çizgimi alıyorum. Yardımcı olarak orijinden bu noktaya tekrar çizgimi aldım. Orijinden bu noktaya bir yay çizdim. Burada amacım bu yuvanı boşalttıktan sonra şu kenara göre büyüyerek çoğaltılması olacak. Şimdi onu göreceğiz. Hemen ölçü aracımı alıyorum. Şu yarıçap arkadaşlar. Kaç yapalım? 1,5 yapalım. Şuradaki açıları vermem gerekiyor ama öncelikle isterseniz onu bir verelim ama burada bir simetri ilişkisi vermem lazım. Şu iki açının eşit olması için. Bakın kontrol tuşuna basıyorum. Şu nokta, bu nokta ve şu ekseni kontrolle seçtikten sonra simetrik yap dedim. Şimdi açı değerimizi verebiliriz. Artık bir tanesine bir açı vermem yeterli olacak. Örneğin kaç olsun? 50 derece olsun. Dolayısıyla tamamı 100 derece olmuş olacak. Ne kaldı burada? Bakın şöyle bir yarıçap ölçüsü verebilirim. Ama benim kullanacağım Vary Sketch için bu uygun olmayacak. Peki bunun yerine ne yapmam lazım? Şunu yapacağım arkadaşlar. Orijinden şu noktaya kadar bir ölçü vereceğim. Buna dikkat etmekte fayda var. Örneğin 12 mm olsun. Bakın çizimimiz tam hale geldi. Şimdi unsurlardan kesme işlemini yapabiliriz. Ekstrüzyon ile kes. 4 mm. Onayladım. Bu yüzeyi seçtim. Dik bak dedim. Boşluğa tıkladım. Ne yapmam lazım bu aşamada benim? Ölçüleri görmem lazım. Detaylandırmanın üzerine geldim. Sağ tuşa bastım. Unsur ölçümlendirmelerini göster dedim. Çok güzel. Şimdi önce doğrusal çoğaltma yapacağım. Bu yönde. Sonra bir de dairesel çoğaltma yapabiliriz. Doğrusal çoğaltmayı çalıştırdım. Buradaki yöne arkadaşlar şu 12 değerini gösteriyorum. Şuradaki unsur ve yüzeyler kısmına kes ekstrüzyon 1'i gösterdim. Bakın çizimi değiştir aktif fakat ben seçmedim. Şu an seçtim. Seçtiğim andan itibaren görmüş olduğunuz gibi şuradaki dairesel yüzeye paralel biçimde büyüterek bir çoğaltma işlemi yapmakta. Şuradaki aralık değerini düşürebiliriz. Örneğin 8 yapabiliriz. 8 yaptık. 10 adet tabii ki fazla dışarı taştı. Örneğin 5 yaptığımızda gayet iyi oldu. Burada otomatik olarak algıladığını görüyorsunuz. Çünkü dairesel bir yüzey. Burada neye dikkatinizi çekmiştim? Ölçü verirken buradan yarıçap ölçüsü vermedim. Ölçü şu şekilde verdiğimi de unutmayın. Şimdi bu örnekte son olarak arkadaşlar şöyle izometrik bakalım. Bunu 2 adet çoğaltalım. Tabii bu 2 adet çoğaltmayı artık dairesel çoğaltmayla yapacağız. Dairesel çoğaltmada artık klasik yöntemle şu yüzeyi gösteriyorum. Eşit aralıklı 2 adet diyelim. Otomatik olarak neyi algıladı? Çoğaltmayı algıladı bakın burada. Algılamasaydı biz buradan çoğaltmayı gösterecektik. Evet. Şimdi hazır bu örneği kullanarak farklı bir uygulama daha yapalım bu aşamada. Şuradaki çubuktan arkadaşlar şunu yapıyorum. Şu kes ekstrüzyon 1'i de altına alacak kadar bu çubuğu yukarı çektim. Yani şu şekilde bizim bir parçamız kalsın. Şimdi şu yüzeyi seçtim. Bir çizim açtım. Daire komutumu aldım. Şöyle bir daire çizelim. Bunu hemen yardımcı olarak değiştirdim. Bunun çapını verelim. Örneğin kaç olsun? 85 olsun. Ve tekrar daire komutumu alıyorum. Şuradaki 4 çeyrekten birinin üzerine bir daire çiziyorum. Onun çapı da örneğin 6 mm olsun. Şimdi bu daireye bir yükselti verelim. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur. Örneğin 5 mm olsun arkadaşlar. Bakın daha önce detaylandırmalardan ölçülendirmelere gösteri açtık. Bunun için buradaki ölçüler hali hazırda gözükmekte. Peki şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağım. Ben şunu istiyorum. Bu dairesel çoğaltmada buradaki silindirimiz her bir çoğaltmada çapı ve yüksekliği ne yapsın? İşte belli değerde artsın. Hemen dairesel çoğaltmaya geldim. Burada bu yüzeyi gösterdim. Unsur olarak buradan yükseklik ekstrüzyonu gösterdim. Ve alt kısımda bakın bu arada diğer seçeneğin Vary Sketch'in burada olmadığını görüyorsunuz. Çünkü bu özellikte o çoğaltmayı kullanamıyoruz. Peki çeşitlendirilecek örnekleri aktif yaparsak ne olacak? Şu olacak arkadaşlar. Bu kutuya tıkladım. Burada bakın şu yüksekliğimiz. Yani bunun 5 mm yüksekliği görüyorsunuz. Burada çıkmış. Önemli değil. Bu 5 ölçüsünü seçiyorum. Ve diyorum ki her bir çoğaltmada bu 2'şer milimetre artsın. Tekrar geldim. Şu çapı seçtim. Çap altıyı. Bunun da her bir çoğaltmada ne olsun? 1 milimetre artmasını istedim. Şimdi yukarıda yapmamız gereken bir işlem daha var. Burada kaç tane çoğaltma yapacağız? Örneğin 18 tane çoğaltma yapacağız. 18 tane çoğaltma yaptığımızda 360'ı 18'e böldüğümüzde 20 derece olacaktır. Değil mi arkadaşlar? Burayı da 20 derece yaparsam ve tam ön izlemeyi açtığımda bakın görüyorsunuz biraz iç içe geçmiş durumda. Mesela bu durumda çap olduğundan fazla artıp birbirinin içerisine girdiğine göre gelirim ben şuraya. Bunu 0,5 milimetre artırsın derim. Onay verdiğimde görmüş olduğunuz gibi orijinal silindirimiz 20 adet çoğaltıldı. Her bir çoğaltmada 2 mm yükseklik verildi ve her bir çoğaltmada çap 0,5 mm artmış oldu. Bunu bu şekilde de kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar son olarak güzel bir örnekle konuyu tamamlamak istiyorum. Örneğimiz için ön düzleme bir çizim açtım. Daire komutumu aldım. Bir daire çizdim. Bunun çapını 10 mm yapalım. Unsurlar ekstrüzyonuna katı oluştur. Körgen orta düzlemi seçiyorum. Örneğin 120 mm bir uzunluğu, hatta 140 mm dahi yapabiliriz. 140 mm bir uzunluk verdim. Şimdi sağ düzleme bir çizim açıyorum. Çizgi komutumu aldım. Yardımcıyı ve orta noktası çizgisini seçtim. Orijinden dışarı doğru şöyle bir yatay çizgi oluşturdum. Bu çizgiyi fareme tutup bir miktar silindirin içine gelecek kadar çektim. Tekrar çizik komutumu aldım. Bakın şöyle kesik ve yardımcı çizgiden faydalanarak buradan bu noktaya kadar bir çizgi, tekrar şöyle bir miktar dışarı çıkacak kadar bir çizgi oluşturdum. Akıllı ölçendirmemi alıyorum. Örneğin şuradaki boyutun 6 mm nasıl olacak? Kısa oldu. Bunu 8 mm yapalım. Bir ölçü verdim. Buraya bir ölçü vermiyorum. Aynalama işlemi için merkez çizgimi aldım. Şuraya dikey kısa bir çizgi oluşturdum. Objeleri aynala diyorum. Buradaki iki çizgimi seçiyorum. Aynalama ekseni olarak buradaki ekseni gösteriyorum. Evet. Şimdi daire komutumu aldım. Şöyle bir daire çiziyorum. Ctrl tuşuna bastım. Bu dairenin merkeziyle orijinin merkezini dikey yap da hizalıyorum. Evet. Tekrar Ctrl tuşuna bastım. Bu çizgiyle bu dairenin kenarını seçip teğet yap ilişkisi veriyorum. Tekrar Ctrl tuşuna bastım. Dairemin kenarıyla şu eksen çizgisini seçip tekrar teğet ilişkisi veriyorum. Şuradaki çizginin uç kısmından arkadaşlar dairenin üstündeki kuadrantlara çakışık yaptım. Bakın şöyle taşıyıp bunu çakışık yapıyorum. Şöyle dairemi biraz çekiştirerek büyüttüm. Ve şimdi dairemin çap ölçüsünü verebilirim. Örneğin 110 çap ne kadar bakalım. Hatta 120 verebiliriz. Biraz daha büyütebiliriz. 120 uygundur. Objeleri bu da dedim. Şu kısmı ve şu kısmı bu diyorum. Onayladım. Unsurlara geldim. Ekstrizyon ile kat oluştur dedim. Bakın bu aşamada şuradaki ince unsur aktif oldu. Benim istediğim de bu. Bu kalınlık 10 mm çok fazla. Biz bunu 1 mm yapalım. Orta düzlem seçili olacak. Şu kalınlığı da 10 mm yaparsak. Şöyle bakıyorum. Küçük olacak. 12 mm yaparsak bakalım. 12 mm sanırım işimizi görecek. Yani buradaki silindirin bu dikdörtgen içerisinde kalması bakımından. Peki uygundur. Onayladım. Şimdi arkadaşlar dairesel çoğaltmaya geçeceğim. Bunun için dairesel çoğaltma komutunu çalıştırdım. Önce unsurlar demiş. Çoğaltacağım unsur ikinci çizdiğim bu parça olacak. Seçtim. Çoğaltma ekseni veya yüzey olarak bu silindirin yüzeyini seçtim. Şimdi alttaki çeşitlendirilecek örneklere gelmeden şöyle yapalım. Ben 8 derecede 8 derece aralıklarla örneğin 50 adet çoğaltma yapacağım belirtiyorum. Çeşitlendirilecek örnekleri aktif yaptım. Bu kutuya tıkladım. Şu çap 20, 120 ölçüsünü düzeltiyorum. Seçtim. Ve şunu diyorum. Çap 120 ölçüsünde bu her 50 çoğaltmanın birinde eksi 1 kadar küçülsün. Yani 119-118 şeklinde çoğalsın. Küçülterek çoğalsın. Bu aşamada bir onaylarsak bakalım bir hata çıkacak mı? Çıkmadı. Ve şu şekilde bir geometri oluşturmuş olduk. İsterseniz bunun üzerinde de son olarak biraz kurcalama yapalım. Tekrar unsuru düzenle diyorum. Bu adımı biraz daha küçültürsek, örneğin 1 değil de, eksi 1 değil de, eksi 0,8 olursa, eksi 0,8 olursa nasıl bir yapı olacak? Biraz daha sıklaşıyor. Bu 50 sayısını, 50 adet çoğaltma sayısını azaltırsak, bu içerik geçen kısım biraz daha dışarıda kalabilir. Son olarak bunu da göstereyim. 50 değil de kaç olsun? 45 olsun. Onayladım. Evet. Bakın şu kısım artık daha fazla içeri girmiyor. Böyle bir geometrik parçayı ya da karmaşık bir parçayı oluşturduk. Evet. Bir dersimin daha sonuna geldim. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.